Merhaba kızlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizi farklı bir açıdan karşılıyorum. Bir de böyle denemek istedim. Yorumlarınızı aşağı bekliyorum. Hani böyle mi daha iyi yoksa diğer çektiğim açıdan mı daha iyi? Bana onun yorumunu yaparsanız çok sevinirim. Biz kalktık kızımla, kahvaltımızı yaptık. Ben temizlik yaptım, evi süpürdüm, sildim. Onu çekemedim, kusura bakmayın. Yemeği yapmak için mutfağa geldim artık. Anneyi de uyuttum. Çorbamı yaptım sayılır. Ezogelin çorbası yaptım. Şimdi patates yemeği yapacağız. Sırada o var. Çorbamı yaparken de çekemedim. Çünkü çekebileceğim bir fırsat olmadı. O yüzden şimdi çekmeye başladım. Kusura bakmayın. Ezogelin çorbasını da zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur. Ben bir tane soğan kullandım. 2 diş sarımsak kullandım. Onları ince ince doğrayıp sıvı yağda kavurdum. Ayrı bir tencerede de mercimek, bulgur ve pilavı haşlayıp soğanımı ve sarımsağımı ilk önce yağda kavurup daha sonra salçasını ekleyip üzerine suyunu ekleyip ben bütün yemeklerimi kaynar suyla yapıyorum. Suyunu ekleyip birazcık suyun fokurdamasını bekledikten sonra haşlanmış olan bulgurumu, mercimeğimi ve pilavımı, pirincimi de üstüne ekledim. Şu an onlar burada kaynıyor. Biraz daha çorbamın kıvam almasını bekliyorum. Daha sonra üzerine baharatlarını koyup kapağını kapatıp kısık bir ateşte 20 dakika pişireceğim. Şu an biraz daha kıvam almasını bekliyorum. Patates yemeği yapacağım bugün. Ne yapsam çok düşündüm. Aklıma hiçbir şey gelmedi. Şu anda tam böyle mevsim değişikliğinde olduğumuz için, mevsim geçişinde olduğumuz için hani pazarda da çok doğru bir şey yok açıkçası. Taze fasulye. O da işte taze fasulyenin sonları artık. Yani taze fasulye de bitmek üzeredir diye düşünüyorum. Pazarda çok bir şey yok. Ben de hani yapabilecek ne bileyim düşün patates yemeği yapayım dedim bugün de. Ezogelin çorbasıyla. Bayağıdır da ezogelin çorbası yapmamıştım. Bugün de ezogelin çorbası yaptım. Şimdi patates yemeğini yapacağım. Kıymalı patates yemeği yapacağım. İlk önce tencereme yağımı koyuyorum. Göz kararı yağ koydum. Evet kızlar. Şimdi ben patates için tencereme az bir şey yağ koydum. Kıymam daha çözülmediği için ilk önce kıymamı atacağım. Kıymam biraz çözülsün. Daha sonra üzerine soğanları atacağım. Siz neler yaptınız? Nasıl geçti gününüz? İnşallah iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Çok şükür Allah'a. Her şey yolunda. Sizin nasıl geçiyor günleriniz? Dün neler yaptınız? Eşleriniz evde miydi? Benimki evde değildi. Dün vlog çekemedim zaten. Bunu da anlatacağım sizlere. Şimdi soğanlarımı doğrayıp hazır bekleteceğim. Ben dün vlog çekemedim. Çünkü dün biraz uyuyarak geçti günüm. Bu arada ben ezogelin çorbasını bulgurunu, pirincini, mercimeğini attıktan sonra böyle çırpıcıyla karıştırıyorum ki onlar güzel birbirine yapışmadan böyle 5 dakikada bir şöyle bir karıştırıyorum. Hani birbirine çok toplanmasın, hani ayrı ayrı harçlanabilsinler diye çırpıcıyla karıştırıyorum. Hani kaşıkla karıştırıp onları tek bir araya getirmeye çalışıyorum. Şimdi baharatlarımı atacağım. Ben nane atacağım. Nane. Biraz pul biber atacağım. Biraz nane atacağım. Aslında kimyon, kekik falan atan da var ama ben onları atmayacağım. Çok benim aslında zamanlayan şeyler değil. Eşim de pek o tarz şeyleri sevmez. Ben bir de güzel tavuk bulyon ekliyorum. Tabii sizin evinizde yapmış olduğunuz et suyunuz, tavuk suyunuz varsa onları da ekleyebilirsiniz. Ben tavuk bulyon ekliyorum. Şöyle bir karıştıralım. Biraz daha baharat atsam mı acaba? Sanki az geldi gibi gözüme de. Biraz daha atayım mı acaba? Ben naneyi çok severim çorbalarda. O yüzden
yüzden hep böyle gözüme az geliyor. Yani biraz daha attım. Şimdi ben bunu kadar kapağını kapatacağım. Hadi diğer şeyleri kapağını kapatacağım. Ve ateşimi ocağın altını kıstım. Kısa. Bu şekilde 20 dakika, 25 dakika güzel harcayacağım formamı. Şimdi kıymam buzluktan yeni çıkarttığım için akıllıcık daha erken çıkartalım. Evet kızlar, yemeğimi yaparken şarjım bitti maalesef. Patates yemeğini yapıyordum en son. Onu da ocağa koydum. Şu an pişiyor. Evet kızlar. Çorbam pişti bu arada. Çorbamı gösteremedim. Şu ışığı yakarsam daha mı güzel gözükür acaba? Böyle aydınlık mı görürsünüz? Çorbam bu şekilde. Bilmiyorum siz nasıl yapıyorsunuz ama ben bu şekilde yapıyorum. Umarım beğenirsiniz. Çorbam bu şekilde dediğim gibi. Aynı suyu şurada bir tabak çıkardım. O uyuyor ya hani. O kalkana kadar patatesim de pişiyor kızlar. Onu da bir karıştırayım ben. Şöyle alalım. Patatesimizi de şöyle bir karıştıralım. Bu da yavaş yavaş ateşleşmeye başlıyor. Şöyle dursun kapağı. Bu şekilde yemeklerim de pişiyor kızlar. Böyle bir de cacık yaparım dediğim gibi. Bu arada benim halılarımın hepsi yıkanabilir halılar. Mutfağımdaki holümdeki halıyı zaten daha yeni görüyorsunuz. Bunları ben kaldırmıştım. Hatta şuradakini de, şu holdeki de yok şu an. O da şurada, göstereyim mi size? Onu şeye attım. Şuraya. Bakın. Halım burada asılı. Gördünüz mü? Hatta burası yetmedi. Aşağı doğru döndü yani. Benim holüm çok uzun. Yani o halım 7 metre. 7 metrelik halı. Holüm bayağı uzun benim. Böyle uzunlamasına geliyor. Makineye atılabiliyor benim o halım. Makineye attım onları. Aslında onları işte ben annemin orada yıkayacaktım. Yıkamaya daha yeni verdim. 2 hafta sonra tekrardan beyaz olduğu için çok çabuk kirleniyor maalesef. Annemin orada yıkarım dedim ama havalar ısınmadan yıkayamadım. Ben de makineye attım. Bunu dün akşam atmıştım. Kurudu. Şimdi o da kuruyor. Buranın kileri de demin attım. Kızlar ben size sizle konuşurken Sıla arkadaşım mesaj attı. O yüzden yarıda kesildi. Tam buranın kileri de diyordum. Buranın kileri de demin yıkadım ve balkona astım. Size gösterdim ama meğersem kapanmış. Ben kendi kendime konuşuyormuşum. İşte burada halılarım da. Burası benim balkonum. Sıla yine mesaj attı. Şu an çok karanlık çıkıyorum. Sıla yine mesaj attı. Yani yarın sabah öğlen 2-3 gibi gelecekler. Akşam da bendeler. Yani gün içerisinde yarın onlarla birlikte olacağız. Kendilerini göstermek isterlerse tabii ki gösterirler. Göstermeyeceklerini sanmıyorum. Saçımı falan boyayacak yarın Sibel. Sarı, ya benim, bakın göstereyim ben size. Ben aslında şöyle sarışındım. Bakın, saçım benim böyle. Doğum yapana kadar saçımı hiç boyatmadım ben hani hamileyken. Hiç saçımı boyatmadım. Şu an saçım şuraları kendi rengi. Benim saçım güneşte açılıyor kızlar. Ama burası boya, şurası boya. Ombre yaptırmıştım. Hani böyle saçımın tamamını sapsarı istemiyorum oradaki gibi. Hani orada şey röfle saçım orada. Diplerimde tabii yok ama hani o çok böyle şey bir sarı. Hani yine her yeri sarıymış gibi hani duruyor. Sık röfleydi çünkü. Ben öyle istemiyorum. Sibel de kuaförde çalışıyordu daha önce arkadaşım. İşte ben kendi kuaförüme gittim. Oya ablacığıma. Benim 17-18 yıllık kuaförüm orası. İşte yaparız Esra falan dedi. Ama 200-250 lira falan tutuyor hani. Yani biraz pahalı tutuyor. Sibel de işte Sıla'ya yapıyor kardeşine her zaman. Dedi ki sana da yaparım Esra ben de. Dedim valla olur yani. Oraya 250 milyon vereceğimi, işte 30-40 milyon malzemeleri tutar dedi. Tamam dedim. Ondan sonra yarın işte gelecekti zaten saçımı boyamak için Sıla'yla birlikte geleceklerdi. Sıla'nın eşi de benim eşimin arkadaşı. Çok sık görüştüğümüz insanlar. Çok severim Sıla'yı.
birbirimize her şeyimizi çok rahat anlatabiliriz. Yani birbirimizden başka kimseye gitmeyeceğini çok iyi biliriz çünkü. İnsan hayatında öyle insanlar olması gerekiyor. Ben çok kazık yedim dost açısından. O yüzden herkese güvenemiyorum ama Sıla iyi ki var yani. Bu şekilde yarın gelip saçımı boyayacak. Akşam da ona doğum günü sürprizi yapacağız. Yemeği falan da ben diyeriz, hep birlikte yemek falan yaparız. Öyle bizde şey yoktur mesela, işte ay Sıla gelecek, işte ay şöyle yapayım böyle yapayım, işte misafirim gelecek. Hani misafir değil yani, hani birbirimizi yabancı olarak görmeyiz. Hani benim işim varsa mesela yarın benim saçım boyanacak ama yemeğimiz yok mesela. Giray mutfağa yemeği de yapar, ben de onun evinde öyle. Bir de Efe'miz var, böyle yarın size gösteririm onu. Ay aşkım o benim, çok tatlı, görmeniz lazım. Teyzesine benziyor, aynı bana benziyor. Çok benziyor bana, ben hep öyle diyorum. Ama gerçekten bana çok benziyor. Kızlar Almin'e su kalktı. Şimdi çorbasını içecek. Eline kaşık dağılmış gelmiş. Şimdi çorbasını içirip ona meyvesini sordum, meyve yiyecek. Almin'e su. Hı? Ne yapıyorsun? Hı. İyiyim, daha yeni kalktı. Senin adın ne? Sen kaç yaşındasın? Hayır, 2 yaşındasın sen. 2. Evet. Senin adın ne? Baban kim senin? Babam Halis baba. Halis baban mı? Annen kim? Esra mı senin annenin adı? Evet. Allah kaç anneciğim? Bir değil mi? Neden böyle konuşuyorsun? Düzgün konuşsana. Ha. Hadi bay bay yap. Baba. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz de arkadaşlarına. Görüşürüz de. Bak bir Eymen var, seni izliyor, biliyor musun? Hani ben sana gösteriyordum ya bir tane böyle Eymen. Hatırladın mı? Ha? Gözleri dağıldı. Bay bay yap Eymen'e. Eymen'e bay bay yap. Görüşürüz Eymen de. Bay bay. Aynısın, gözleri dağıldı. Bay bay Eymen de. Eymen'i çağır. Utandı. Neyse ben çorbasını içeyim arkadaşlar. Görüşürüz. Evet kızlar, aynısı çorbasını içti. Meyve doğradım. Biraz fazla doğradım. Ben de yiyeceğim çünkü. Beraber ne yiyeceğiz? Bu şekilde havada kararıyor. Saat 5'e 20 var. Ve benim canım çok sıkıldı. Tatlı da yapmadım. Yapmayacağım herhalde. Canım sıkıldı. Böyle siz öyle oluyor musunuz? Ben bazen çok sıkılıyorum. Böyle çok bunalıyorum. Böyle duvarlar üstüme üstüme geliyor. Ne bileyim, bazen sıkılıyorum ya. Bu şekilde. Çıkıyoruz. Saat gece 12 ve ben dışarı çıktım. Bakkaldan çıktım, şimdi eve gidiyorum. Yollar çok kalabalık. O yüzden çok çekiniyorum. Koşa koşa hızlı adımlarla eve gidiyorum. Şimdi ben apartmana girdim. Bugün benden bu kadar. Hoşçakalın.